Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında çemberde açı konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani nerede kalmıştık? Örnek 19'da kalmıştık. Kitabımızda da sayfa numarası 167, 168, 169 ve 170'i işleyeceğiz bu dersimizde. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 19'da şöyle bir 40 derece vermiş. Ne var burada? Bir çevre açı var. Açı ve gördüğü yay ilişkisi bizim için çok önemliydi. Yani 40 sa burası ne olacaktır direkt? 80 olacaktır. İki katı. A benden buradaki x deniliyor. Ne çevre açı ne merkez açı ne teğet giriş açı. E ne yapıyorduk böyle? En etkili silahımızı kullanıyorduk değil mi? En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Bak yarıçap çap çizilmiş böyle. Bir tane de biz çizelim. Çizince a ne güzel bir şey oluştu. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. Yarıçap Yarı, çarp. yarı çarp eşitlerini yazmayı unutmayın lütfen. Ve burada x ise burası da x oldu. x kenar üç tepe açısını bulursam olay bitti. Hop tepe açısı belli. 80 iken burası da merkez açıdan dolayı 80 çıkar. E o zaman x kenar üçgen tepe açısı 80. 180'den 80 çıkar. 100. 2'ye böl. 50 50 olur. Yani x'i böylelikle 50 derece olarak buluruz. 20'ye geldik. Ne çevre açı var ne merkez açı var. Ne yapacağız? En etkili silahımızı kullanacağız. Yarı çap. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap. Ama yarı çap kullanınca yarı çapların eşitliğini de göster. Bak bu da yarıçap, Bu da yarıçap, Bu da yarı çap. Aa X kenar çıktı. Ne güzel. 70 ise burası da ne olur? 70. Tamamı 70 olur yalnız. Dikkat. Şuraya 70. 70, 70, 140'tan buraya 40 derece kalır. Sonra ne yapacağız? X deniyor benden. Bak takıldım kaldım. X'e bakıyorum. X, A çevreden çıkan bir açı. Hocam gördüğü yay. Hemen açı ve gördüğü yay. Burası 2 X değil midir? A 2x bak bu da burayı görüyor. 40 sa, Burası da 40 olmak zorunda değil mi? Merkez açıdan dolayı. 2x eşittir 40 sağ. X'i de böylelikle 20 derece olarak buluruz. Örnek 20. 20. Geldik bir sonrakine. X i, 2x i yazarız böyle ama. Bak yarı alakası yerde bir eşitlik verilmiş. En etkili silahımız. Görüyorsunuz bunu ağzından çok duyuyorsunuz. Bak açıda da çok duyuyorsunuz. Daha öncesinde de çok duyuyorsunuz. Açıda da çok duyuyorsunuz. Çemberde uzunlukta da zaten bu cümleyi çok duyacaksınız. En etkili silah yarıçap. Hocam yarı çap çift çizgi ya. Bak şurası o a ile o, bak o a ile ac eşitlemiş. O a'nın tamamı yarı çap. O zaman burası da çift çizgi. Ana ne çıktı? Çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi. Şurada bir eşkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgenden dolayı bizim burada kaç 60'tır? Merkezde oluşan açı bu. Merkez açı gördüğü yay 60 yapar. 60 bak x deniyor benden. Çevre açı yani yarısı olacaktı ya da x ise burası 2x olacaktır. O zaman x'i de böylelikle 30 derece olarak buluruz. Örnek 21'de. Geldik örnek 22'ye. Hocam 120 var. Çok güzel. 120 ise hop şu açıyı söyleyebiliriz biz. Hocam 120 ise gördüğü ya 240. E tamamı 360 olduğundan buraya ne kaldı o zaman? 120 derece kaldı. Takıldık kaldık. X'i bulamıyorum. Ne çevre açı ne merkez açı ne teğet giriş açı. Yoksa en etkili silahımız yarıçap. çap. Hadi bakalım. Hop yarıçap. çap. çizdik. Hocam bu da yarıçap bu da yarıçap. Vay! Burası xgen burası da x. Şu açıyı bulursam olay bitti dedim ya. Bak bu açı beyin buraya yoğunlaştı. Beyin şunu fark etti. Hocam bu açı merkez açı 120'yi görüyor. 120 ise bak burası da 120 olur merkez açıdan dolayı. O zaman tepe açısı 120 ise 180'den 120 çıkart. 60. 2'ye böl. 30 30 yapar. Yani x'i böylelikle 30 derece olarak buluruz. Örnek 22'de geldik örnek 23'e. Vallahi bir sürü açı var. Açı ve gördüğü yay işine bakacağız değil mi? Bakalım. Hocam 30 ise gördüğü yaya bakarım hemen. 60. 70 ise gördüğü yaya bakarım hemen. 140. 35 ise gördüğü yaya bakarım hemen. 70. Aa ben burayı bulabilirim. Burası da x iken gördüğü yay 2x. Hepsinin ölçüsü 360 derece yapmaz mı? Yapar. Yani topla şunları. 270. 270 artı 2x eşittir 360 yapacağından. Buradan 2x eşittir kaç yapıyor? 90 mı yapıyor? Evet. 2x eşittir 90 yapar. Ve x de böylelikle kaç yapar? 45 derece yapar. Evet. Örnek 23. 45. Geldik örnek 24'e. Şimdi 25 derece ve 30 derece verilmiş. Arkadaş bir kere çapı gören çevre açı 90 dereceye yapıştırabiliriz. Bak yarım çember demiş ya. Şu bizim çapımız değil mi? Evet. Çapı gören çevre açı 90 dereceye yapıştırdık. E, sonra ne yapacağız? Bir işimize yarayacak mı? Bilmiyorum ki. Bakalım. 25 ise gördüğü yay 50'dir. Açı ve gördüğü yay ilişkisi. 30 ise gördüğü yay kaçtır? 30 ise gördüğü yay da 60'tır. Aa hocam, bunun hepsinin toplamı bu yarım yay olduğu için 180 olmak zorunda ya da çap olduğu için ee, 50-60 daha 110. Buraya ne kalır? 70 kalır. Evet burası 70. Bak x 70'i görüyor. O zaman burası kaç derece yapar? 35 derece yapar. Açı ve gördüğü yay 1'e 2 oranı olduğundan dolayı. Yani 24, 35 çıktı. Geldik 25'e. Ne çevre açı var ne merkez açı var. Yarı çapa yoğunlaş. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Va. İkiz kenar. 70 ise 70. 70, 70, 140'dan. Buraya da ne kaldı? 40 derece kaldı. Hocam ikiz kenar. X ise burası da X değil midir? Evet. Yani iki iç açı bir dış açı. 2 X eşittir 40'dan. X de böylelikle 20 buluruz. Ya da Hocam bu çapı görüyor ya. Çapı gören çevre açı 90 derece deyip şu 70 ise burası 20 yapar. E, X kenardan burası da 20 diyebilirdik. Bu da ikinci bir yol olsun sana. Örnek 25. 20 çıktı geldik. Örnek 26'ya. Hocam çapı gören çevre açı. Bak şurası çap. Çapı gören çevre açı 90 derece. Bu alt tarafta da çapı gören çevre açı 90 derece yapıştırdık. E, dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 olacak. 40 x'e x'i bu öylelikle kaç buluruz? 50. 15 90 ise y'yi de böylelikle kaç buluruz? 75 olarak buluruz. 90'a tamamlayanı 15'in. x artı y isteniliyor bizden. x'i 50 bulduk. y'yi 75 bulduk. Topladığımız anda 125 çıktı. Yani cevap 125 oldu. Geldik 27'ye. Şimdi kirişlerin eşitliği ile alakalı ne biliyoruz? Yayların eşitliğini biliyoruz ama dur belki kullanmayız onu. Şimdi burada eşitliği başka türlü nasıl kullanabiliriz? Hocam eşitliği tabii ki x kenar aklımıza gelir. Hemen aklımıza gelen başımıza gelsin. Oradan da çözebiliriz ama onu daha sonraya bırakayım istersen. Şöyle x kenar. Hocam tepe açısı. Aa bunu çizince çapı gören çevre açı 90 derece. Hocam burası 90. Şurada x kenar çıktı. 180'den 110 çıkart. 72'ye böl. 35-35 yapar buraları da. E senden şu açı isteniyor kardeşim. X açısı 90 artı 35 yapar. Yani cevap böylelikle 125 derece yapar. Örnek 27. 125 geldik şuraya. Dikkat. Daha önce söylemiştik. Eşit kirişlerinin ayırdıkları yaylar birbirine eşit diye söylemiştik. Yani şu yayla bu yay eşit. İspatını da yapmıştık. Şimdi bununla ilgili sorular çözeceğiz. Ee, bununla ilgili bir durum daha var yani. Onu da söyleyeceğiz. Yani burada AB yayının ölçüsüyle CD yayının ölçüsü birbirine eşit. Söylemiştik bir hatırlatma yapmış oluyoruz yani burada. CD yayının ölçüsü birbirine eşit. İspatını yapmıştık hatırlarsan böyle yarı çap çizdik, yarı çap çizdik falan filan. Tamam Sonra bu yaylar eşit. Eşit girişlerin ayıtları yaylar eşit. Hatta ben sana şöyle güzel bir şey söyleyeyim mi? Şu durumda bile eşit olur. Ben böyle eş iki tane. Şimdi eş iki tane şey yapayım. Ya burada aynı çemberde eşit girişlerin ayıtları yaylar eşit ya farklı çemberler eşse de şu kiriş böyleyse bu kiriş de böyleyse bunlarda da yine ayırdıkları yaylar birbirine eşit olur. Eğer bunlar eşse ama tamam mı? Çünkü eşse yarıçapları çapları aynıdır. Aynı mantığı orada da söyleyebiliriz. Hatta burada şöyle eş iki çemberi ben böyle kesiştirsem bak şimdi eş iki çemberi ben böyle kesiştirsem hocam bu yayla da bu yay birbirinin tıpkısının aynısıdır. Niye? Şöyle yapacak olursan hocam soldaki çemberin kirişi A iken Sağdaki çemberin kirişi de A. Bu iki çember eşse eğer o zaman kirişleri de eşit oldu. Ayırdıkları yaylar da birbirine eşit olacak. Mesela burası alfa iken burası da alfa olur. Hatta burası beta ise burası da beta olur. Hatta sana şöyle bir şey sorabilir bak mesela. Şöyle bir hilal yapalım mesela. Bu ölçüsü sorulabilir mesela. Bak hocam burası alfa burası beta. Alfa artı beta 360 derece olduğunu biliyoruz ya. Bak hilal oluşturduk. Bu şekilde de şöyle bir şey de çıkar. Aklında bulunsun. Güzel bir şeye bak. Güzel bir yorum yaptık aslında burada. Tamam. Bunun da özel hali de bu diyebiliriz böyle. Yani eşit kiriş, aynı çemberlerde eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit. Eyvallah. Bunu öğrendik. Bir de ne dedik? Bu çemberler eşse de yine aynı şeyi söyleyebiliyoruz. Eşit kirişler. Hatta böyle kestirdiğimiz zaman buradaki yaylarda da birbirine eşit oluyor dedik. Böyle güzel bir sonuç oluşturduk. Şimdi bir de Paralellik olduğunda arkadaş iki paralel kiriç arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Sebebi çok basit ama bunu da bilelim sonuç olarak. Tamam biz çemberde şunu bileceğiz bir kere. Bak bildiklerimizi şöyle bir hatırlayalım. Merkez açı, çevre açı, teğet kiriş açıyı bileceğiz. Bir de bunların sonuçları. Eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar eşit. Paralel kirişler arasında kalan yaylar da birbirine eşit oluyor. Sebep ee, bunlar paralelse buraya alfa dersem z'den dolayı burası da alfa olur. E yay iki alfa ise gördüğü ya 2 alfa. Alfa ise gördüğü ya 2 alfa. Gerçekten iki paralel kiriş. Bak iki paralel kirişin ayırdıkları yaylar değil. Şunlar değil. Bunlar eşit değil. İki paralel kiriş arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşit. Bu yay ile bu yay eşit. Tamam mı? Yani AD yayının ölçüsüyle BC yayının ölçüsü ne oluyormuş arkadaşlar? Birbirine eşit oluyormuş. Tamam mı? Şuna dikkat. Hadi bakalım şimdi sorulara bakalım. Şimdi eşit iki tane kiriş verilmiş. Hocam eşit kirişlerin ayıltıları yaylar birbirine eşitti. Yani burası ne yapar? 70 yapar. Hocam burası 70 ise o zaman merkez açıdan dolayı burası da 70 yapar. Vay. X ne çevre açı ne merkez açı. Bak bu yarı çap. Bu da yarı çap. Hocam ikizkenar kenar çıktı. 180'den 70 çıkartıyoruz. 110. 2'ye bölüyoruz. 55 55 olur. Yani x'i böylelikle 55 derece olarak buluruz. Örnek 28 55. Geldik örnek 29'a. A Aa, hocam yarım çember verilmiş. Şunun tamamı nedir? 180 derecedir. Eşit kirişler verilmiş. Hocam eşit kirişler verildiği için yaylar da eşit değil midir? Evet. 180'i 4 eşit yaya böleceğim o zaman. 180'i 4'e böldüğüm zaman kaç yapıyor? 45. Her bir yay 45 e her derece yapar. E şimdi ben x'e bakıyorum. Hocam x hop şöyle hop şöyle nereyi görüyor arkadaşım şurayı görüyor yani buradaki açı da 135 derece değil mi evet aslında buranın 2x olması lazım çevre açıdan dolayı değil mi çevreden çıkan açı hocam 2x eşittir 135 ise x de böylelikle 135 bölü 2 yani 67 buçuk çıkar 30'a geldik kare tamam Aa, bu bir kare verilmiş hocam kare de şu kenarlar birbirine eşit değil mi evet vay kenarlar eşit ya. Ayırdıkları yaylar da eşit olmaz mı? Olur. Hatta şurası da şöyle olur. E hocam tamamı 360 derece. 360'ı 4 eşit parça, parçaya bölmüşüz burada. O zaman ne yapıyor? 360 bölü 4. 90 yapıyor. Her bir yayın ölçüsü 90 derece oldu. Ve şimdi dikkat. 27 var burada. Çevre açıdan dolayı 2 katı 50 kaç yapıyor? 54 yapar. Hocam x burası da 2x yapar. Ve şuraya bakar mısınız lütfen? Bu yayın 90 derece olması lazım. 54 artı 2x eşittir 90 olması lazım. 2x buradan 36 yapar ve x de böylelikle kaç gelir? 18 gelir. Evet 30. soru 18 geldik 31'e. 70'i gören masum köylü ne yapar? Hemen buraya 140 diye yapar. Açı ve gördüğü yay ilişkisinden. Aa hocam kirişler eşit. O zaman ayırdıkları yaylar da eşit olmaz mı? Bu yay ile bu yay da birbirine eşit olacaktır. Şöyle şöyle. A 140 360'dan 140 çıkart. 220. O zaman bunlar 110, 110 yapar. Benden ne isteniyor? ABC açısı. Hocam şu açı isteniyor. Bu açı nereyi görüyor? Hoop, şurayı görüyor. 140 ile 110'un toplamı 250'yi görüyor. Hocam bu açı 250 görüyorsa çevre açı var burada. Açı ve gördüğü yer ilişkisi direkt yarısı yapmaz mı? Yani cevap 125 oldu. 31. soruda Geldik 32'ye. A paralel verilmiş. Hocam paralel kirişlerin ayrılıkları yaylar birbirine eşit değil miydi? Evet. Şimdi şöyle de yapabilirsin. 15'e gördüğü yay 30. X'e gördüğü yay 2X. Hocam şu yay 2X artı 30 bu yay da 2X artı 30 diyebiliriz. Ya da sen M kuralından dolayı buranın X artı 15 olduğunu söyleyebilirsin. X artı 15 e, gördüğü yayda iki katı olacak diyebilirsin. Ya da ne dedik? Paralel kirişler arasında kalan yaylar 2x artı 30, 2x artı 30 birbirine eşittir. E hocam o zaman çemberin ölçüsündeki bütün yaylarda verilmiş hepsinin toplamı 110, 90 daha 200. 2 tane de 30 var. 2 tane 30 da 60 yapar. Yani 260 artı 2x, 2x, 4x. Eşittir 360 yapması lazım. O zaman 4x eşittir 100 yapar. Ve x'i de böylelikle 25 olarak buluruz. Evet 32 25 çıktı. Geldik 33'e. Şimdi AB çarpmış. E bu çapsa arkadaşlar burası 180 mi olacak? Evet. Yukarısı da 180 olacak. Şimdi bize ne verilmiş? AB ile CD birbirine paralel verilmiş. Hmm. 25 ise gördüğü yay nedir? 50'dir. Hocam paralel kenarlar arasında kalan yaylar eşit olacak. Ya da paralelse Z'den dolayı direkt burası da 25 deyip 25 ise burayı da 50 diyebiliriz. Sonra DC yayı isteniyor. Şurası isteniyor. Arkadaş şunun tamamı da 180 değil mi? Evet ben buraya bir x dersem x artı 50 artı 50'nin ne olması lazım? 180 olması lazım ve x de böylelikle 80 derece olarak buluruz. 33'ün soru 80 oldu. Geldik 34'e. Şimdi paralellik verilmiş. 30 ise gördüğü yay ne olacaktır? 60. Hocam paralel kirişler arasında kalan yaylar eşit. Burası da 60. Ya da Z'den dolayı burası da 30 deyip ispat tekniğiyle de yapabiliriz tabii ki. DFC yayı verilmiş. DFC 3x artı 20 verilmiş. Bir de ABD verilmiş. Tamam. Benden x nedir diye isteniyor. Bak burası da x vermiş. Aa, burada da yayların ölçüleri yok mu arkadaşım? Var. O zaman hepsini topla. Toplamda 4x var. Artı. 60, 60, 120, bir de 20 daha var burada. 140 yaptı. 140 eşittir 360 olduğundan 4 x eşittir 220 yapar ve x de böylelikle 220 bölü 4. 2'ye bölsen 110, bir daha 2'ye bölsen 55 yapar. Evet, 220 bölü 4'ten cevap 55 çıktı. 34. Soruda geldik 35'e. Teğet giriş açıya geldik. Şimdi de teğet giriş açı. Arkadaş bak, teğet olduğu zaman teğet Kiriş açıya dikkat. Teğet ile kiriş arasında kalan açı 50 ise çevre açı muamelesi yapacağın gördüğü yay 100 yapar. Aa ya hocam 100 ise burada da bir çevre açı var burası da 50 yapar. Hatta bu bir kural. Kural değil de bir e, sonuç aslında bu. Bir teğet kiriş açıyla çevre açı aynı yayı görüyorsa bunlar birbirine eşittir. Ama ben bunu kural olarak bilmiyorum. Çünkü teğet kiriş açıdan yayı yazıyorum. Yay yanında açıya yazıyorum. Böyle daha rahat oluyor. Hiç böyle sonuç olarak kural olarak ezberleme. Biz sonuçlarda neyi bileceğiz? Eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit. Birinci sonuç. Sonra ikinci sonuç ne? Paralel kirişler arasında kalan yay parçaları birbirine eşit. Bir tane daha sonuç vardı. O da çapı gören çevre açı 90 derece. Sonuçlar için bunlar yeterli size. Bu üç tanesi yeterli. Ya burada teğet giriş açı ile çevre açı aynı yayı görür. Hikayesini çok fazla kullanmanıza gerek yok yani. Evet. Burada da 70-60. Bak üçgen var. Üçgen iç açıları toplamından burayı bulurum. 70, 60 daha kaç yapıyor? 130. 180'e tamamlayanı 50. Şimdi benden x deniyor. Bak teğetlik var burada. A teğet kiriş açı. Hocam teğet kiriş açı. Şurada kaçı x'e eğer. Gördüğü yaya bakıyorum. 2x olmalı. Hocam 2x bak 50'yi görüyor. Ya da 50 ise burası 100 yapmaz mı aynı zamanda? Evet. E o zaman 2x eşittir 100 ise x'i de böylelikle kaç olarak buluruz? 50 derece olarak buluruz. Yani 36. soru 50 çıktı. Geldik 37'ye. Şimdi teğetlik olduğu zaman teğet kiriş açıya lütfen dikkat. O zaman şurayı yoğunlaşacağım bir kere. Ama hocam ben burada kaçıyı bilmiyorum. Burada kaçıyı bilsem şu yayı bulabilirim. E bu yay a 40 derece görüyor bunu. Çok güzel. 40 ise gördüğü yay 80. Hocam teğet kiriş açıdan 80'i görüyorsa burası açı ve gördüğü yay ilişkisi 1'e 2 idi. Çevre açı gibiydi. Yay 80 ise açımız 40 derece yapar. E sonra büyük üçgende bütün açılar çıktı ya da 40 70 daha 110 buraya da 70 kaldı. Hocam üçgen iç açılır toplamı yapmaktansa 2 iç açı bir dış açı yapalım daha güzel olmaz mı? 40 artı x eşittir 70 yapacaktır. O zaman x buradan 30 derece olarak buluruz. 37. soru 30 oldu ve geldik 38'e. Şimdi arkadaşım ne var burada? Yine x kenarlık var. Teğetlik var. Teğet kirç açıya dikkat ediyoruz. Şuradaki açıya. Ah keşke burayı bilsem bu yayı bulurum. Değil mi? Öncelikli olarak ne var burada arkadaşım bu arada? Hocam bu bir ikiz kenar verilmiş. x kenarsa taban açıları birbirine eşitliğinden x'i şuraya bir yazalım. Evet x ken burası da x oldu. Sonra hocam teğet giriş açı. Benim için dikkatimi yoğunlaşacağım, yoğunlaştıracağım yer işte buradaki açı kardeşim. Şu açıya bir yoğunlaşayım. Hocam bu açıyı bilsem bu yayı bulurum. Keşke bu yay olsaydı dedik mi dedik. Aa bak bu yayı gören bir çevre açı var burada. Hocam x ken gördüğü yay 2x. Bak buradan dolayı yazdım. Şuradan dolayı değil. Dikkat. Buradan x 2x. A t et kiriş açı 2x'i görüyorsa o zaman açımız ne oldu? x oldu. Sonra büyük üçgende x 72 x ve x toplamı nedir? 180 diyebiliriz. Ya da şuradaki üçgende 2 iç açı bir dış açıdan buraya 2x bulup sonra 3x artı 72 eşittir 180 diyebiliriz. Neredeki üçgende? Şuradaki üçgende. İster büyük üçgeni kullan ister buradaki üçgeni kullan. Yine çemberde açı konusunda olsak bile e, biz üçgen bilgileri de kullanıyoruz. Özellikle iki iç açı bir dış açı. Evet buradan 3x'i kaç bulduk arkadaşım? 108 bulduk. Ve x de böyle e, kaç çıkıyor? 108 bölü 3'den 36 çıktı. 38'in soruyu da böylelikle 36 bulduk. Ve iç açı dış açı o kısma geldik arkadaşlar. İsterseniz o kısmında. Bir sonraki videoyu bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda Temberdi Açının 3. kısmında yani görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.